Gerçekten çok acayip. O şeyi görmen lazım yani orada. Allah korusun. Sağ ol. Afiyet olsun. Buyurun. Teşekkür ederim arkadaşım. Afiyet olsun. Teşekkürler, sağ olsun. Afiyet olsun. Sağ ol. Konuya gir. Gittim. Evet Tarık, sevgilin var mı? Efendim neyin var mı? Sevgilin. Sevgilim. Hı. Yok, şu ara yok. En güzeli, en güzeli. Vallahi bekarlık sultanlık be Tarık. Öyle diyorsun demek. Evet, yeniden anlamış bulunuyorum bunu. Maşallah, ne kadar çabuk anlamışsın ya. Öyle oldu, evet. Evlilik çok kişisel bir şey bence ya. Yani mutlu olacağını düşünen insanlar evlenince evlenirler. Mutsuz olacağını düşünen insanlar da evlenmezler. Yani çok düz bir mantık aslında. Tabii. Ama şu mevzuyu ne yapacağız? Evliliğin aşkı öldürme mevzusunu. Hı? Çok klişe ya. Vallahi öyle. Yani evlilik aşkı öldürmüyormuş. İsviçreli bilim adamları açıkladı, öldürmüyormuş efendim. Ya kimin evlendiğine bağlı o. Bence evlilik güzel bir şey yani. Evet, evet Tarık. Ben de seninle tamamen aynı fikirdeyim. Evlilik çok güzel bir şey. Evlilik gibisi yok. İşte bu evlilik kimine yarıyor, kimine de yaramıyor demek ki. Demek ki. Nazra yaradı mesela. Çok yaradı. Son günlerde çok mutlu. Öyle değil mi? Evet. Mesela delil olarak bunu sunabilirim. Yani evlendikten sonra yüzüne nur indi resmen. Bayağı böyle başka bir kız oldu. Hadi ya. Ay, taş gibi olmuş her yer. Artık nasıl sıktıysam kendimi. Durduk yerde gerildim. Ay şunun aklına niye uyup gidiyorsam zaten korku filmine. İki senelik korku stoğum doldu valla. Durduk yerde. Bu çay iyi gelir bana. Hayır, zombi mi kaldı yani? Ne zombisi? Gerçi korktuğum şey zombi değildi. Böyle... Evet ya. Ferit! Ferit bak neyi keşfettim. Ben zombilerden falan korkmadım. Yani zombilerin olmadığını biliyorum. Beni orada korkutan tabii ona korkmak denmez aslında. Rahatsızlık veren, ufak bir tedirginlik yaşatan öyle diyebiliriz. Sinema salonunun böyle ambiyansıydı. Yani o ambiyans içinde o seslerden falan ürktüm ben. Ferit. Ferit. Yapma ya. Gerçekten yapmıyorsun değil mi şu an? Ne? Ferit! Allah aşkına lütfen ya. Baksana neyden bahsediyorum burada. Ben filmlerden korkmadım diyorum. Işık oyunları falan yapmış ya. Daha orijinal fikirler lazım diyorum. Kalmadı bunlardan. Şakalarda bile ne öyle 5. sınıf korku filmi gibi. Yani daha orijinal şeyler yapılmalı bence. Korku filmi çekenler için de 1-2 önerim var aslında. Ferit! Nazlı ne oluyor?
Gerçekten sen misin? Nazlı, benim tabii ki. Başka kim olabilir? Sen iyi misin Nazlı? Sen buradaysan yukarıdan kırmızı topu yollayan kim? Kırmızı top? Ha, kırmızı top. Ben onu Bulut'a hediye olarak almıştım. Camı da açık bırakmıştım. Herhalde cereyan falan yaptıysa aşağı yuvarlanmıştır. Peki kahve makinesi, yanıp sönen ışık? Kahve makinesi arızalıydı. Servis gelecek hatta. Işıkları bilemiyorum. Dışarıda şimşek falan çakıyor herhalde. Evin sistemi arıza yaptı. Onunla ilgili olabilir. Senin bahçede ne işin vardı? Bahçede ben bir zombi gördüm, onu kovalıyordum. Çok komik. Telefon arabada kalmıştı, ben onu almaya gittim. Sen herhalde bugünkü filmden bayağı bir etkilendin. Yani bayağı korkmuşsun anladığım kadarıyla. Yalnız uyuyabilecek misin bu gece? Uyurum tabii ki. Niye uyuyamayacakmışım? Tamam. Sen bilirsin. İyi geceler. Gece gece telefon arıyormuş. Teşekkür ederim Engin, beni eve bıraktığın için. Rica ederim. Arkadaşız, bırakacağım tabii. Ya bu arkadaş vurgusunu sürekli yapmak zorunda mıyız? Hakkına geldi çünkü bana da artık. Ne diyeyim? Eski nişanlım mı diyeyim? Ya Engin, ben sana bir şey soracağım ama dürüst cevap ver, tamam mı? Tabii, sor. Senin içinde bana karşı atamadığın bir öfken falan mı var? Hayır, Deniz'de de sürekli laf sokup durdun yani. Kendimi çok gergin hissediyorum. Aşırı tedirginim Engin. Bak Fatoş, bu öyle kolay bir şey değil. Ben robot değilim, anladın mı? Bir gün öyle, bir gün böyle. E, haliyle bocalıyorum. Ben de bocalıyorum. Seni kaybetmek istemiyorum. Ben de seni kaybetmek istemiyorum Engin. Yani arkadaş olarak tabii. Tabii canım, tabii ki de arkadaş olarak. Bak, bu zorlu süreci biraz birbirimize destek olabilirsek çabuk atlatırız diye düşünüyorum. Evet, haklısın. Neyse, ben artık gideyim. Karanlık ve soğuk yuvam beni bekler. Bu Nazlı da çok fena çıktı, biliyor musun? Arada gelip birkaç gün kalırım demişti. Hiç gelmedi vallahi. Böyle de söz vermemişti halbuki. E şimdi yeni evli oldukları için haliyle. Yeni evli olduklarından dolayı tabii. Sen bir şey mi biliyorsun? Ne gibi? Benim bildiğim şeyi mi biliyorsun yoksa? Sen ne biliyorsun? Onu bilmediğim için şu anda tam olarak. Biliyordum. Neyi biliyordun? Benim bildiğim şeyi bildiğini biliyordum. Neyi biliyordum ya? Ferit'le Nazlı'nın anlaşmalı evlilik yaptığını. Sen nereden biliyorsun bunu ya? Sen bilmiyor musun? E biliyorum. E tamam işte, ikimiz de aynı şeyi biliyormuşuz. Aa, ve bunu birbirimizden saklamışız öyle mi? Öyle. İnanamıyorum şu anda. Yalnız bu sır nasıl ortaya çıktı Engin ya? Ben onu anlamadım yani. Vallahi şimdi Fatoş, onu ben de anlamadım ama yani bu sırrı bir şekilde saklamamız lazım. Vallahi yoksa keserler bizi. Aman dikkat et. Ses neydi öyle? Saçmalama Naz,
ne olur saçmalama. Bak çok güvenli bir ev burası. Hem zombilerden korkamazsın, bu çok utanç verici. Şimdi daha iyi. Evet, şimdi daha iyi. Ama böyle uyuyamam ki. Olmaz. Ne yapsam? Nazlı, ne yapıyorsun, uyuyamadın mı? Yok, gayet güzel, mışıl mışıl uyuyordum ben. Sonra aklıma bir şey takıldı. Bu arada sen uyuyamadın galiba. Kırmızı toplar falan ne oldu, rüyana mı girdi? Yok, ben unuttum anlattıklarını, o filmi falan. Kitap okuyordum, su içmeye kalktım. Hı, iyi, neyse. Aklıma şey takıldı benim. Senin şu yatağın küçücük ya. Sen de kocaman adamsın. Böyle belin falan tutuluyordur, sığamıyorsundur. İstiyorsan bu gece için sadece kendi yatağında yatabilirsin. Ya beni yatağa davet ediyorsun yani. Yuh! Ben tamamen insaniyetimden, iyi niyetimden, öyle belim falan tutulmasın, tuhaf şekillere girme diye seni yatağa çağırdım, o kadar. Ama ne halin varsa gör. Ya evet, doğru söylüyorsun, biraz ağrıdı açıkçası. Tamam, bu gecelik yatayım ben orada seninle beraber. Olur. Beni kırmayıp yatağını paylaştığın için sana ne kadar teşekkür etsem az. Sen olmasaydın bu gece gözüme uyku girmeyecekti. Hem ağrıdan hem korkudan. Aha, biliyordum işte senin de korktuğunu. Ya hem de çok korktum. Sen de çok sakin görünmüyorsun ama. Sakinim aslında. Gayet sakinim. Sadece kendimi biraz tehlike altında hissediyorum. Geçti mi şimdi o tehlikesi? Yok. Hala birazcık hissediyorum. Ben döneyim istersen odama. Yok yok, ne olursun yat. Yat yat, gerçekten yat. Ne olursun yat. Yani hiç kalkmana gerek yok. Sadece aradaki mesafeyi korusak bana yeter. Ama yat, sakın kalkma ben uyurken falan. Kahvaltıdan sonra derse gideceğim. Bensiz idare edebilirsin değil mi? Bilmem. Yapabilir miyim? Tabii. Geç sen dalganı. Ben olmasam ne yapacaktın acaba? Şaka bir yana. İyi ki buradasın. Teşekkür ederim. Yalnız bu meseleyi çözmemiz lazım. Git diyorsun yani. Ablan senin için endişe ediyor. Onların düzeltmen lazım. Tamam. Düzeltirim. Emin misin? Hı hı. Gidip konuşurum. Ama bir süre daha eve dönmeye niyetim yok. Yani burada kalmamı istemiyorsan şimdiden söyle ki ben kalacak başka bir yerler bulayım. Siz bir konuşun da. Daha sonrasına bakarız. Sen ne yapacaksın bugün? İstersen şöyle bir dışarı çık. Hava al böyle, temiz havayı içine çek. İyi gelir. Şirkete gideceğim. Birkaç gündür gitmedim. Çok uzak kaldım. Güzel. Yalnız tek elle bayağı iyi sürdüm ya. Gerçekten bayağı başarılı. Geçmiş olsun Deniz Bey. Sağ olun. Ben Demet Hanım'a bakmıştım ama. Demet Hanım yarım saat önce aradı. Biraz gecikecekmiş. Ferit, yani Ferit Bey. O da gelmedi henüz. Anladım. Ben Mengi'ne bakayım o zaman. Kolay gelsin. Teşekkürler. Fatoş, ne haber? İyiyim ben de, sağ ol. Ne soracağım sana, Nazlı restorana geldi mi? Ferit şirkete gelmemiş daha da. O da gelmedi değil mi? Bunlar yine beraber bir şeyler yapıyorlar demek ki. Ya ister misin bunların sahte evliliği gerçeğe dönüşsün?
Bulut'u alacağız diye bütün dünyaya numara yaparken vallahi içtikleri su ayrı gitmemeye başladı ha. Vallahi bunlar yarın öbür gün odaları da birleştirir, ben sana söyleyeyim. Yani gerçi Bulut eve gelince mecbur birleştirecekler zaten de. Ya bu mahkemeye kazanırlarsa var ya, hakikaten iki şey açısından çok işimize yarayacak. Hem Hakanları şirketten kovmuş olacağız, hem de bunların evliliği galiba gerçeğe dönüşecek. Geçmiş olsun Deniz Bey. Derya kızlarım bunlar. Üç kasa daha var, vereyim getir mi? Getir abi, ne varsa getir abi. Tamam. Hah, bak orada işte. İki dakika ayaküstü halleder gelirim ben. Ben de geleyim, ne olur ne olmaz. İki dakikada başını belaya sokarsın şimdi. İyi hadi. Selami abi. Kolay gelsin. Hoş geldin Nazlı kızım. Hoş bulduk maşallah. İşler yoğun galiba. Sorma ya. Kasa taşımaktan belim koptu vallahi. Yardım edecek kimse yok mu? Şaban vardı sizde. Şaban artık yok. İşi bıraktı gitti. Hayırdır, niye bıraktı? Ya zaten aklı bir karış havadaydı. Babası da terk edip gitmiş. Aileme bakacağım dedi. Para da lazımmış. İşe girmek için bayağı bir dil döktü. İşi aldım. Nedense ben işi bırakıyorum dedi gitti. Selami Bey, sizde Şaban'ın adresi var mı? Ya sen hangi cesaretle beni arayabiliyorsun ha? Senin anlaşman kocamla. Hem nereden buldun numaramı? Açıkçası kocandan korkuyorum biraz, o yüzden seni aradım. Ulaşmak da hiç zor olmadı. Siz zenginler de ama ulaşılmaz sanıyorsunuz kendinizi. Aferin sana. Bu kadar korkmana rağmen hala beni arayıp ayağına kadar çağırabiliyorsun yani. Canına mı susadın sen Şaban? Sizin yüzünüzden işten ayrıldım. Böyle üç kuruş para verip de göndermek yok. Hem hayrına özür dilemedik ya. Sen kapatmışsın o kız içeri, her şeyi biliyorum ben. Ya sen manyak mısın? Hı? Para az geldiyse yapmasaydın o zaman. Ne istiyorsun benden? Ne istediğim belli. Buradan gitmeme yetecek kadar para istiyorum. Hem yalan söylediğim ortaya çıkarsa görürsünüz siz. O yüzden korkup gelmedim mi zaten buraya? Bana bak Şaban. Bu olayı tamamen unutuyorsun. Ve beni bir daha asla aramıyorsun, anladın mı? Merhaba. Şaban'ın annesisiniz değil mi? Kendisini çağırabilir misiniz? Konuşmamız lazım. Merhaba teyzeciğim. Biz Şaban'ın arkadaşlarıyız. Adresinizi de Selami abiden aldık. Şaban'a bir şey sormak istiyorduk. Şaban evde mi acaba? Evde. Çağırır mısınız zahmet olmazsa? Şaban! 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 Arka bahçede. Duymuyor herhalde. Şuradan gidebilirsiniz. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Şaban! Ferit kaçıyor, Ferit! Şaban dur. Nazlı sen arabaya geç. Dikkat et Ferit! Thank you.
Şaban! Lan dur! Abi ne oluyor ya? Oğlum ne kaçıyorsun onu söyle. Seni görünce korktum buzhane meselesi yüzünden bırak. Neden ayrıldın balıkhanedeki işten? Daha iyi bir iş buldum, parası daha iyi. Ne gibi bir iş? Abi otelde komicilik falan yapacağım. Bak benim gizli saklım yok. Bırak beni, polise şikayet ederim seni. Bana bak, doğru söyle. Doğru söylüyorum bak, bırakmazsan bu adam beni durduk yere dövdü derim. Polise gidelim, bırak. Ferit! Ferit ne yapıyorsun? Ne oldu, bu çocukta bir iş var. Ya bir iş falan yok, bak polise gideceğim en sonunda, bırak. Ferit bırak. Ferit bırak gitsin lütfen Ferit. Ben inanmıyorum bu çocuğun söylediklerine. Bir iş var bu çocuklar. Nasıl ispatlayacaksın? Elimizde delil mi var? Polis deyip duruyor. Ya gidip seni şikayet ederse, bana saldırdı derse? Mahkeme delil olarak karşımıza çıkartırlar bunu. Çocuğu bu adama mı vereceksiniz derler. Bir gün önce mahkemeden yapma ne olur. Tamam haklısın. Başımız yeterince dertte. Fazlasına ihtiyacımız yok, hadi.